Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kask nasıl seçilir? Bir kaskı iyi yapan özellikler nelerdir? Kaskın en önemli kısmı malzemesidir. Yani dış kabuğun neden yapıldığı çok önemlidir. Çünkü bu darbe emiciliği, mukavemeti ve sağlamlığı belli eden en önemli kriterdir. Elimdeki kaskın mesela kabuğu karbon fiber ve kevlardan imal edilmiş. Bu yüzden hem çok çok hafif hem de çok sağlam bir kabuğu var. Ağırlığı yaklaşık 1100 gram. Kasta ağırlık çok önemlidir. Neden derseniz, kısa mesafede çok önemli değil aslında. Ama uzun yol yapıyorsanız, yani 1 saat ve üzeri yol yapacaksanız, o 100 gram 200 gramlık fark 1 kilo 2 kilo gibi gelebilir bir süre sonra. O yüzden elde çok bir fark etmez 100 gram 200 gram ama kafada çok şey fark ettirir. Malzemeden sonra dikkat edilmesi gereken diğer önemli şey bir teste girmiş mi? Uluslararası bir standarda sahip mi? Yani bu kask CE standartlarında ECE 22.05 standartında ve Sharp'tan 5 yıldızlı bir kask. Sharp testi ile ilgili şaibeler olduğu söyleniyor ama bence hiçbir şaibe yok burada. İngiltere'nin bağımsız bir kuruluşu ve işçilerini gerçekten ciddiye alıyorlar. Plastik kasların bazıları testlerde çok iyi sonuçlar alabiliyor. Ama fiber kaslar daha düşük puanlar alabiliyor. Bunun sebebinin düşük hızlarda plastiğin daha verimli sonuçlar vermesine bağlıyoruz. Yüksek hızlarda fiber ve alaşımlarıyla yapılan kasların darbe emiciliğinin daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Arai, Schubert gibi kaslar 3 yıldız alırken LS2'nin termoplastik kaslarının 4-5 yıldız almasının başka bir açıklaması olamaz diye düşünüyorum. Kasta önemli olan başka kriterlerden bahsedecek olursak, bağlama şekli çok önemlidir. Bu Double D dediğimiz bir sistem var mesela bu kasta. D-Ring diye de geçer. Çift halkalıdır. Bu halka sayesinde doğru bağlandığında bir darbeyle açılması imkansıza yakındır. Dünyanın hala en güvenli bağlama sistemidir bu. Kaskın havalandırması ve aerodinamiği çok önemlidir. Yani şu arkada görmüş olduğunuz spoiler sizin stabil bir şekilde gitmenizi sağlar. Yüksek hızlarda kafanızın rüzgardan oynamamasını ve rüzgara doğru yara bilmenizi sağlar. Sessizlik çok önemlidir. Sessizliği sağlayan şey camın yalıtımıdır. Camın yalıtımı şurada gördüğünüz kauçuk malzeme ile camın iyi örtüşmesi anlamına gelir. Bu ne kadar iyi yapılmışsa içeriye giren rüzgar miktarı o kadar azalacaktır ve içeride de ses o kadar az çıkacaktır. Onun dışında hafifliğin önemli olduğunu söylemiştik. İçinin çıkarılabilir ve yıkanabilir olması önemlidir. İçi çıkarılabilen bir kask, kaskınızın iç astarı kirlendikçe çıkarıp yıkayabileceğiniz anlamına gelir. Havalandırma kanallarının çokluğu ve etkinliği önemlidir. Yani çenede ve alında mutlaka havalandırma kanalı olmasına dikkat edin. Arkada da tahliye kanalı vardır birçok kasta. Yani önden giren hava arkadan buradan çıkacaktır. Kaskın rengi çok önemlidir arkadaşlar. Kaskın rengi şöyle önemlidir. Beyaz bir kask, son 25 yılın istatistiklerine göre söylüyorum bunları. Kaza yapma olasılığınızı %20 azaltır. Fosforlu renk yani floresan renk bir kask seçerseniz bu oran %37'ye kadar çıkar. %37 daha az kaza yapma riski de gerçekten çok iyi bir olasılık. Yani çok düşük bir olasılık. Biliyorum floresan renk kötü görünüyor. Tipsiz bir renk. Ama kesinlikle işe yarıyor. Yani siyah kask genellikle mat siyah kask tercih edilir ama akşamları özellikle görünmeniz neredeyse imkansıza yakın hale geliyor. Siyah bir kaskla. Yani şöyle söyleyeyim, siyah kask 200 metreden gözükür. Beyaz kask 400 metreden gözükür. Floresan renk bir kask 700 metreden gözüküyor. Arada çok ciddi bir fark var. Motosiklet kazaları çok yıkıcı olabilir. O yüzden bir kaza yapmadan önce kazadan kaçınabilmek en güzeli ve en kolayıdır. Çünkü kazada yaralanma riski yüksektir. Kaza yapmadan bertaraf edebilmek en güzel kısmı olur diye düşünüyorum.